Ben Büşra Arslantaş. Önümüzdeki 2,5 saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki tüm sıcak başlıkları sizlere bir bir aktaracağız. 9 günlük Kurban Bayramı'nın artık sonuna geldik ve artık dönüşler başladı. Yurdun birçok noktasında uzun araç kuyrukları oluştu. 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de bugün trafik yoğunluğu vardı. Sabah saatlerinde dönüş yoluna geçen tatilciler bölgede araç kuyrukları oluşturdu. İstanbul, Bursa, İzmir otoyolunda da yoğunluk vardı. Bursa Batı gişelerindeki araç kuyruğu havadan drone ile görüntülendi. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine doğru artması bekleniyor. Birçok yolun kesişme noktası olan Afyonkarahisar'da polis ekipleri bugün yollardaydı. Kent üzerinden İzmir, Antalya, Ankara, İstanbul ve Konya yönüne giden tatilciler trafik yoğunluğu oluşturdu. Efendim 9 günü Kurban Bayramı tatili sona erdi dedik ve artık 16 milyon yaklaşık nüfusuyla İstanbullular da dönüş yolculuğunda. Polis ekipleri ise Teyakkuz'da. CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'da, kameraman Alper Öztürk de polis helikopterine bindiler. Yollardaki son durumu havadan görüntülediler. 9 günü Kurban Bayramı tatili sona erdi. İstanbullular dönüş yolculuğuna başladılar. Bugün yollarda ciddi bir yoğunluğun oluşması bekleniyor. Polis ekipleri de teyakkuz halinde. Biz de şimdi İstanbul Havacılık Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte helikoptere bineceğiz ve kameraman arkadaşım Alper Öztürk'le birlikte İstanbul semalarından yollardaki son durum ekranları da getireceğiz. Dilerseniz hemen başlayalım. Yaklaşık 45 dakika boyunca İstanbul'un pek çok noktasını kameraman arkadaşım Alper Öztürk sizler için görüntülüyor olacak. Şu an bulunduğumuz nokta Mahmut Bey gişeler. Şöyle bakıyoruz hemen. Şu dakika itibariyle ciddi bir yoğunluğun olmadığını ifade edelim. Tabii pek çok İstanbullu aslında dün geceden yola çıkan, o gecenin serinliğinde yola çıkan İstanbullular oldu. O nedenle sabah saatlerinde çok ciddi bir o beklenen trafik görülmedi. Evet, şu anda da Esenler Otogarı, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın üzerindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi Alper'den göstermesini rica edeceğim. Esenler Otogarı'nın özellikle giriş kısmındaki araç kuyruklarını görüyorsunuz. Özellikle sadece aslında vatandaşlar kendi araçlarıyla, kişisel araçlarıyla değil, pek çok kişi de bayram tatilinde, bayram döneminde otobüslerle seyahat etti ve aslında o Esenler Otogarı'ndaki yoğun trafiği sizlere göstermiştik. Dönüş yolculuğunda da benzer bir manzaranın olduğunu aslında söyleyebiliriz. Tatilciler artık özellikle yarım mesaiye başlayacaklar. Artık İstanbul'a dönüş yapacaklar ve yalnızca dediğimiz gibi bireysel olarak sürücülerde değil, şehirler arası taşımacılık yapan yolcu terminallerinde de ciddi bir yoğunluğun olduğunu ifade edebiliriz. Şöyle baktığımız zaman aslında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de öyle İstanbul'da normalde görmeye alışık olduğumuz yoğunluğu görmediğimizi ifade edelim. Burada da trafik akıcı bir şekilde devam ediyor. Karada trafik ekipleri, havada Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri teyakkuz halindeler ve ortak bir çalışma yürütüyorlar. Şimdi özellikle dediğimiz gibi bayram dönemleri ne yazık ki tüm uyarılara rağmen en çok kazaların yaşandığı dönemler. Çünkü milyonlarca araç aynı anda trafiğe çıkıyor ve kazalarda ne yazık ki kaçınılmaz oluyor. İşte polis ekipleri bu kazaları, özellikle ihlallerin önüne geçebilmek için bu denetimleri gerçekleştiriyor. Şu anda da Çamlıca gişelerin hemen üzerindeyiz. Burada aslında artık o trafik yoğunluğunun başlamış olduğunu söyleyelim. İstanbul'a göçler artık yavaş yavaş başlıyor. Araçların özellikle İstanbul girişine baktığımız zaman araçların yoğunluk oluşturduğunu görüyoruz. 800 ünlüklü bir kamera var bunlar ve bu kameralar üzerinden herhangi bir sürücüler kuralılar yapıyorlar mı? Makas atan var mı? Telefonuyla sürüş halindeyken telefonla uğraşan sürücüler var mı? Yine trafikte seyir halindeyken aşırı hız söz konusu mu? Şerit ihlali söz konusu mu? İşte tüm bu ihlaller yüksek çözünürlüklü kameralarla polis helikopterinde havadan tespit ediliyor ve söz konusu ihlaller hemen karadaki birimlere iletiliyor. Teyakkuz halindeler. Mega kent İstanbul belki
trafiksiz gününü geçiriyor diyebiliriz biz de. En kritik lokasyonları kameraman arkadaşım Alper Öztürk ile birlikte ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Yaklaşık 45 dakikayı artık geride bıraktık. Polis helikopteriyle yaklaşık 45 dakika boyunca İstanbul semalarında bir uçuş gerçekleştirdik. Ekiplerin teyakkuzda olduğunu söylemiştik. Havadan denetleniyor İstanbul trafiği. Herhangi bir kural ihlaline karşı kameraman arkadaşım Alper Öztürk ile birlikte hem İstanbul'un yollarındaki son durumu ekranlarınıza getirdik. Hem de herhangi bir kural ihlali var mı? Son durum nedir? İşte bunları görüntüledik diyelim ve sözü tekrar merkeze bırakalım.